Türkiye'de İslam dininin resmi devlet ideolojisi olarak benimsenmesi süreci kolay kolay geriye dönülebilecek bir süreç değil. Dünya geneline baktığınız zaman çok da mantıksız bir süreç de değil. Yani dünyada dengeler, dünyada kamplaşmalar ve kampların nispi ağırlığı değişiyor ve Türkiye'nin Batı kampında bulunması gitgide zorlaşıyor, gitgide anlamsız bir dış politika tercihi haline dönüşüyor. İkincisi, Türkiye'yi yüzyıldan beri yöneten, yönetmeye kalkan kadroların, toplumsal sınıfın en azından ideolojik olarak ülkeye öncülük etme iddiasında olan modernleşmeci sınıfın bir kere memlekete bir faydası dokunmadığı görüldü. Yani iddialarını gerçekleştirme imkanından yoksun oldukları, ülkeyi muasır medeniyetine yükseltmek konusunda kendilerine verilmiş olan krediyi kullanamadıkları, kendi iç çelişkilerinin mahkumu olan ve bunları bir türlü aşamayan bir sınıf olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye yeni bir rota, yeni bir kadrolaşma, yeni bir yapılaşma arayışına girdi ve bu arayış devam edecektir. O yüzden Kemal kültüne geri dönülmesini çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Mustafa Kemal toplumu istediği gibi dönüştürdü mü? Hayır, dönüştüremedi. İstediği neydi, o ayrı bir şey. İstediği çok, çok basit bir şey aslına bakarsan. Yani toplumu dönüştürmek, bak makalede buna değindim aslına bakarsan. İlk paragrafında değindim. İki tane hedefi var. İki tane çok net hedefi var. Birinci hedef, devlet batmış. Yıkılmış, bayağı bildiğin yıkılmış, böyle bönt diye göçmüş. Bu devleti yeniden işte kurtarabildiğini kurtarıp yeniden ayağa kaldırmak gibi bir misyon var önünde. Bunda başarılı oldu diyeceğiz. İki, kendi iktidarını korumak gibi bir misyon var. Çünkü iktidarı kaybettiği zaman hayatı da gider. Çünkü bir meşru silsile içinde başa geçmek başka türlü bir şey. Darbeyle ve iç savaşla iktidarı ele geçirmek başka türlü bir şey. Ve hocam merhaba, gerçekten son zamanlarda bazı genç seküler akademisyenlerin inandığı gibi yeni ve demokrat Kemalizm mümkün mü? Bu ideolojiden daha demokrat bir şey çıkabilir mi? Tamamen hayal olduğunu düşünüyorum. Bu sözünü ettiğiniz genç seküler akademisyenlerin ülkenin kaderinde veya fikri hayatında bir rol oynayabileceklerine inanmıyorum. Marjinalleşmişlerdir. Ülkenin nabzını tutma özelliğini kaybetmişlerdir. Ülke nüfusunun büyük kısmından o denli derinlemesine nefret ediyorlar ki kendi siyasi geleceklerini, kendi önderlik yeteneklerini, topluma yol gösterme ve ışık tutma yeteneğini tamamen kaybetmişlerdir. Marjinal bir kesimin mızıldanmasından ibarettir. Kemalizmin daha demokrat hale gelmesi. Ne ihtiyacın var ki? Daha demokrat olacaksan demokrat ol. İçini doldurabiliyorsan eğer. Mustafa Kemal İttihat ve Terakki kadroları tarafından göreve getirildi. Bir süre sonra, yani işi savaşı falan götürdükten sonra, bir daha konuşuruz dediler. Konuşmadı. İktidarı ele geçirdi. Dolayısıyla kaybetmesi hayatını da kaybetmesi anlamına gelir. Saydığım üç kişi için de bu durum geçerlidir. Yani Abdülhamit, Mustafa Kemal ve Recep Tayyip Erdoğan. Yani bunlar köprüleri atmış insanlar, köprünün öbür tarafına geçmiş insanlar. Bu konuda da başarılı oldu. Yani ölünceye kadar iktidarını koruyabildi. Dolayısıyla temel misyonunda başarılı olmuştu. Bu misyonda
ülkeyi modernleştirmek gibi bir yöntem de seçilecekti. O konuda önemli birkaç tane adım attı. Bu adımlar Tanzimat'tan beri süre gelen bir sürecin devamıdır. Sonuçta kurduğu sistemi uzun vadede kalıcı hale getirebilecek olan radikal dönüşümü sağlayamadı. Ülkeyi muhasır, yani ülke, dünyanın önde gelen ülkeleri seviyesine yükseltme projesi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Hiç böyle bir şey olmadı. Aksine seküler gerilemesi, yani Osmanlı'nın 1600'lerden beri yaşamakta olduğu gerileme süreci Cumhuriyet döneminde aynen devam etti. Bir duraksama çağına girdi. Bir atılım yapar gibi oldu. Sonra yavaş yavaş dünya liglerinde aşağı doğru kayışını sürdürdü Türkiye.